Kimilerine göre sosyalizmin kurucuları, kimilerine göre İslam'ı yok etmek için kurgulanmış sinsi bir örgüt. Kimilerine göre toprak mülkiyetini savunan adalet savaşçıları, kimilerine göre sadece kendi yandaşlarını besleyen açgözlü bir topluluk. Kabe'yi tavaf eden binlerce hacıyı öldürüp cenazelerini zemzem kuyusuna atan da onlar, Hacerül Esvet'i kırıp söküp çalıp kaçıranlar da. Namazı, orucu, gusülü reddedenler de onlar, içki yasağını kaldıranlar da. Hürriyet, eşitlik, herkes için adalet diye yola çıkanlar da onlar. Mekke, Ahsa arasındaki bütün camileri yıkanlardı çok tartışıldılar, çok konuşuldular. Asırlarca nice alim onlar hakkında yazılar yazdı. Onları daha iyi tanımak için içlerine sızıp onlardan görünmeye çalışanlar oldu. Ezeli düşmanları Abbasiler ve Selçuklularla yıllarca savaşlıkları gibi fikirdaşları Fatimilerle de amansız mücadeleleri oldu. Peki Karmatiler ya da Karamitalar denilen bu ilginç ve mücadeleci yapı neydi? Ona tabi olanlar kimlerdi? Hepsi bu videoda. TRT'de bir süredir yayınlanmakta olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karmatiler Büyük Selçuklu'nun düşmanları olarak gözüküyor ve tabi akıllara bir soru işareti düşüyor. Kim bu Karmatiler? Hatırlayacak olursanız daha önceki bölümlerde de Büyük Selçuklu Uyanış dizisinin bölümlerinde Melik Şah ve oğullarıyla mücadele eden Hasan Sabbah ve grubu vardı. Haşhaşiler. Yani Nizari'ler. YouTube kanalımızda onunla alakalı da bir video yapmıştım. Ve o videoda Hasan Sabbah kimdir, nerede doğmuş, nasıl yaşamış, Hasan Sabbah grubu, Nizariler, İsmaili, Nizariliği kolu kimdir bunları anlatmaya çalışmıştım. Bu bölümü, o yapmış olduğumuz videoyu izlemeyenler buradan o videoya ulaşabilirler. Şimdi ortalıkta Şiilik diye bir başlık var. Ana başlık. Kafanız karışmasın. Şiilik ana başlığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu yani Hz. Ali ile devam eden soy 12 imam son derece kıymetli, önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün Müslümanlar tarafından önemli, kıymetli. Herkes çok seviyor onun pak soyu. Fakat bu soy farklı gruplar tarafından farklı algılanmış. Hatta bazıları tarafından bu grubun içinden bazı isimler alınmış, çıkarılmış. Öyle bir sapıklıkla peygamber yapılmış. Hani Mehdi yapılmış, Natık yapılmış bir de peygamber yapılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan haşa daha yukarıda konumlara makamlara getirilmiş. İşte bu ayrışmalar neticesinde Şiiliğin farklı kolları ortaya çıkmış. 12 İmam Şiiliği, İsmaililik, İsmailin Fatime'yi kolu, Hasan Sabbah nizarilik kolu. Öbür taraftan yediciler denilen karmatiler kolu. İşte bugün bu videoda ben sizlere tarihte yediciler diye adlandırılan İsmaililiğin Fatimi koluna zıt olarak ortaya çıkmış karmatilikten bahsedeceğim. Ama o kadar ilginç bir hareket ki bu hareket Fatimi devleti kurulmazdan evvel ortaya çıkıyor. Abbasi Devleti bünyesinde büyük bir ayaklanma bu cılız küçücük hareketin bir anda büyümesine ve devasa boyutlardaki Abbasi Devleti'nin karşısına rakip olarak çıkıp Abbasilerin defalarca canını yakmasına sebep oluyor. 869 yılında Basra Körfezi civarında çıkan Büyük Zenç isyanı. Zenç yani Zenci isyanı. Biz tarihten köle isyanları dediğimiz zaman aklımıza hemen Romalıların Spartaküs isyanı gelir. Ya da Güney Amerika'da zencilerin bir takım ayaklanmaları. Halbuki Abbasi bünyesinde zenginliğin artması, refahın artması, zenginle fakir arasındaki uçurumun artması neticesinde 300 bin civarında ezilmiş, Afrika'dan getirilmiş siyahi insan büyük bir ayaklanmaya adım atacaklar bu ayaklanma uzun bir süre devam edecek. İşte 869'da Basra'da çıkan Zenc ayaklanması sırasında Hamdan bin Karmat adında bir adam Kufe'de ilginç sloganlarla bir oluşuma imza atacak. Herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için eşitlik ve herkesin rüyalarında bile göremediği bir şey. Toprak mülkiyet hakkı. Tabi o bunları seslendirmeye başlayınca o günlerde ezilmiş olanlar güçlü ve zulmeden Abbasi'ye baş kaldırmaya başlayınca o zaman bu adamın yaktığı fitil çok büyük bir yangına dönüşecek. Harmat bin Karmat'ın hareketi devasa iki asır boyunca süren büyük devletleri meşgul eden Karmatiler hareketine dönüşecek. Hamdan bin Karmat Kufe ve civarında Abasiler o büyük isyanla uğraşırken çevresine dailer toplayacak. Bu daileriyle başta Kufe olmak üzere Kufe'ye bağlı köylere adamlarını gönderip devlet içinde bir devlet kurup örgütlenmeye gidecek. Devlet yerine halktan parayı kendisi toplamaya başlayacak. Sizi ben koruyorum. Sizi ben besliyorum. Sizin açıklarınızı ben sarıyorum. Öyleyse vergiyi devlet yerine ben alacağım. Ve oluşturmuş olduğu bu enteresan. Devletin içinde devlet yapılanması Abbasiler tarafından maalesef geç fark edilecek. Onlar Hamdan'ın üzerine gidene kadar Hamdan çoktan teşkilatını başka coğrafyalara yayacak. O coğrafyalardan en büyüklerinden bir tanesi Karmati hareketi denilince akla ilk gelen yerlerden biri Bahreyn olacak. Arap Baharı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz yıllarda Tunus'ta başlamıştı, Kuzey Afrika'ya yayıldı. Oradan Arap dünyasına, Arap Yarımadası'na yayıldı. Bu Arap Baharı'nda ortaya çıkan ayaklanmalar içerisinde basında en çok ses getiren ayaklanmalar hangi coğrafyada olmuştu? Bahreyn'de olmuştu. Bahreyn Şiileri. Bahreyn biliyorsunuz bir ada devleti. Arabistan Yarımadası'nın hemen kenarında ve bu avuç kadar adada Bahreyn çok zengin bir Arap ülkesi. Burada Şiiler yaşamaktaydı. Ve Şiiler yönetimi elinde tutan Sünnilere Arap Baharı rüzgarları eserken büyük sıkıntılar yaşattılar. Haberlerde ne zaman Bahreyn'i görsem aklıma hep Karmatiler geldi. Çünkü Bahreyn adasına o tarihlerde 800 yılların sonlarında Hammat bin Karmat bir adamını gönderecekti. Bu adam Ebu Said Hasan'dan başkası değildi son derece teşkilatçı bir kişiliğe sahip olan Ebu Said Hasan Bahreyn'e gitti. Hem Bahreyn'de hem de Bahreyn adasının baktığı Arap Yarımadası'nın kenarındaki Ahsa bölgesinde karmati hareketi çok etkili kılacak bir oluşuma girdi. Binlerce insan bu harekete tabi oldular. Ve karmatiliğin en önemli kalelerinden bir tanesi artık Ahsa Bahreyn bölgesi olacaktı. Bahreyn ve Ahsa karmatiliğine girmeden evvel Hammad Karmat'tan biraz bahsetmek istiyorum size. Bu adam kimdi ve bu harekete niye başlamıştı? Aslında baktığımız zaman tarihte bir takım kaynaklar mesela Biruni Karmati hareketini bize tanımlarken Yahudilerden bahsediyor. Hangi Yahudiler? Babil sürgününde Nabukat Nezar'ın Kudüs işgalinde 586'da milattan önce Süleyman mabedini yıktıktan sonra 40 bin Yahudi'yi Babil'e kendi başkentine götürdüğünü biliyoruz. Daha sonra Pers devletini kuran Kiros'un yani Kuruş'un onları serbest bıraktığını Babil'i yıktıktan sonra ülkenize istediğiniz yere gidebilirsiniz dediklerini. İşte geriye dönen Yahudiler değil o bölgede kalan Yahudilerin ortaya atmış oldukları bir oluşum zerdüştlükle karışıyor. İran'ın eski dini zerdüştlük, ateşperestlik ve ortaya çıkan bu harekete karmatelik diyor Biruni. Taberi bu isyan tarafından ateşlendiğini, zenç isyanı, büyüdüğünü söylüyor. Hatta bazı eski kaynaklar Hammad bin Karmat'ın sabiliğe tabi olduğunu söylüyorlar. Sabilik deyince bizim aklımıza genelde bugün Türkiye'mizin önemli tarihi şehirlerinden biri Harran gelir. Sabiliğin yeryüzündeki en önemli merkezi. Urfa, Harran ve Somatar. Gök cisimlerine tapanlar. Yani güneşe, aya ve galaksilere tapanlar. Youtube kanalımda Sabilik ve Urfa'daki Somatar'ı anlattığım özel bir video var. Onu izlemediyseniz lütfen bu linkten onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Sabiliğe tabiydi. Oradan aldıklarınız zerdüşlük ve özellikle İran milliyetçiliğiyle karıştırdı ve ortaya karmatelik çıktı diye Biruni'nin böyle bir tanımlaması söz konusu. Şiilik başlığı altında ayrışmalar hızla sürmekteydi. Hz. Ali'yi sevenler, Hz. Ali'nin soyunu sevenler kendi işlerinde öyle bir ayrışmışlar, öyle bir parçalanmışlardı ki onların içinden neredeyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dinini reddedecek boyuta gelenler çıkmıştı. 12 İmam Şiili, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın soyu olan 12 kişiyi sonuna kadar sevme ve onların yanında olma. Ama tabi Hz. Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'a da ciddi bir düşmanlık beslemekteydiler. Bunların içerisinden bir kol İslam dünyası içinde büyük bir devlet haline gelmek üzereydi. Kuzey Afrika'da Tunus'ta ortaya çıkan bu hareket daha sonra Mısır'a ele geçirmiş ve adına Fatimi Devleti denmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma'dan dolayı. Ubeydullah el Mehdi adında bir zat 881 yılında Fatimi Devleti'ni kurdu. Tabi bu devleti kurmasıyla beraber kendisini halife ve Mehdi ilan edecekti. Bu hareket Tunus'ta ortaya çıktığında Karmatiler, Hamdan ve ekibi Sonuna kadar onlara destek verirken Mısır ile geçirip Fatimi devletini kurup bu işin Mehdi'si biz izlemeleri üzerine Ubeydullah el Mehdi'nin rakibi haline geldiler. Yani Fatimilerle Karmatiler işte burada birbirlerinden ayrıldılar. Fatimiler Şiiliğin İsmaili kol olarak devam etti. Karmatiler ise İsmaililiğin içerisinde onun oğlu Muhammedi takip eden yediciler denilen bir kol olarak devam ettiler. Peki ne demek bu yediciler? İsmaili ne demek? Neden birbirlerinden ayrıldılar? Şimdi bakın, Karmatilere tarihten bu yana yediciler denmesinin şöyle bir hususiyeti var. Resmen bu adamlar kendilerine yeni bir din oluşturuyorlar. Yani İslam dini üzerinde belli mevzuları alıyorlar, birçok mevzuyu dışlıyorlar, kendilerine göre dini bir tanımlamaya gidiyorlar. Onlara göre hani TRT'deki Selçuklu dizisinde de durmadan bir adam var natık 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 diyor ya adamları geliyorlar ey natık ey natık diyorlar. Onlarda bir natık anlayışı var. Natık peygamberdir, şeriat kurucusudur ve aynı zamanda e, Mehdi'dir. Bu üçünü de kendi üzerinde barındırır. Ama bir de son bir Mehdi gelecek onu bekliyorlar. Natık gelir bir şeriat oluşturur karmatilere göre. Ondan sonra arkasından altı tane imam gelir. Bu altı imam bu natığın kurmuş olduğu şeriata tabi olurlar. Daha sonra yeni bir natık gelir. Yani natık ve altı imam geldi. Sayı kaç oldu? Yedi oldu. 7. Bu devre kapandı. Sonra yeni bir nâtık gelir. Bu nâtık ondan evvel gelen o ilk nâtığın kurduğu şeriatı reddeder. Ortadan kaldırır. Onların gizli bilgilerini ifşa eder. Yeni bir şeriat getirir. Sonra onun arkasından gelen altı imam onun yeni kurduğu şeriatın takipçileri olurlar. Sonra bu altı imamdan sonra yeni bir nâtık gelir. Yine aynı şey olur. Bir öncekinin şeriatını reddeder. Gizli ilimlerini ortaya döker ve kendisi ve ondan sonra gelen altı imam da onu destekler, onun şeriatını yürütür. Böyle bir şey ortaya atmışlar. Hatta tutmuşlar olayı Hazreti Adem'e kadar götürmüşler. Demiş ki karmatiler. Hazreti Adem birinci natıktır. Ondan sonra gelen altı tane peygamber peygamber değil imamdır. Hazreti Adem'in şeriatını yürütür. Sonra gelen yeni natık kim? Güya Nuh peygamber. Natıktır. Ardından gelen altı peygamber Nuh peygamberin şeriatını yürütür. Sonra güya Hz. İbrahim natıkmış, Hz. Musa natıkmış, Hz. İsa natıkmış ve Hz. Muhammed de natıkmış. Yani bunu bu şekilde anlatıyor karmatiler. Böyle inanıyorlar. Hz. Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki Hz. Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman onlar için hiç sevilmeyen isimler. Hz. Ali geliyor. Bakın sayıyorum. Hz. Ali bir. Onun oğlu Hz. Hasan iki, Hz. Hüseyin üç. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Hazretleri 4, onun oğlu Muhammed Bakır Hazretleri 5, onun oğlu Caferi Sadık Hazretleri 6. Ne oldu? 6 tane imam geldi. Kimden sonra? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. İşte diyorlar ki Caferi Sadık Hazretleri dahil bu 6 isim Hazreti Ali'den itibaren Hazreti Muhammed'in imamları, onun getirdiği şeriatın takipçileri, yayıcıları. Sonra ne oldu? E bu 6 imamdan sonra iş bitti diyorlar. Yani Hazreti Muhammed'in getirdiği şeriat bitti diyorlar. Haşa. Yeni bir natık geldi. Kim bu yeni natık? Cafer-i Sadık'ın oğlu. Şimdi Cafer-i Sadık Hazretleri'nin iki tane oğlu var. Hasan Sabbah videosunda da aslında ben biraz bahsettim o konudan ama ben karmatilere girmedim o videoda. Bu Cafer-i Sadık Hazretleri'nin iki tane oğlu var. Oğullarından birinin adı İsmail, diğerinin adı da Musa Kazım. İşte İsmail yani Cafer-i Sadık Hazretleri'nden sonra bu 12 İmam şiiliğini takip edenler Musa Kazım ve ondan sonra gelen imamları takip etmişler. Ona inanıyorlar. Ama bir kısmı tutuyor Musa Kazım'ı değil. Onun abisi İsmail'in aslında 12 imamın devamı olduğunu yani bu 6. imamdan sonra gelen seçilmiş kişinin o olduğuna İsmail olduğuna inanıyorlar. Kim bunlar? Fatimiler. Kim bunlar? Karmatiler. İsmail'i diyoruz ya bunlara. Ondan dolayı Cafer-i büyük oğlu İsmail'i tutanlar. İyi de kardeşim İsmail öldü ya. Cafer-i Sadık daha hayattayken öldü. Yani Allah aldı canını. Ne yapacağız şimdi yani? Öldü diye. Bunlarda öyle bir fanatiklik var ki. Ya İsmail daha babası hayattayken ölüyor ama kafaya koymuşlar. Hayır, İsmail de İsmail. O olacak. E yok, öldü babası hayattayken. Fatimi Şiili babasından önce ölmüş olsa da bize göre İsmail liderdir diyorlar ve takip ediyorlar. Neden Musa Kazım'ı tutmuyorlar? Çünkü Musa Kazım o dönemde Abbasilerle ortak hareket ettiği için bir dönem işte Harun Reşit ve yanındakilerle ona sinir oluyorlar. Yani olay ne biliyor musunuz? Arkadaşım benim Türk'ümü söylüyorsan seni Mehdi sayarım. Başıma koyarım, başımla taşırım. Ama benim Türk'ümü söylemiyorsan, beni affedersiniz yalamıyorsan, yani beni desteklemiyorsan seni tükaka ederim. Tarih tamamen maalesef maalesef menfaatler üzerine dönmüştür. Menfaatler. Herkes Mehdi'sini ona göre seçiyor. Cebimi kim dolduruyorsa benim Mehdi'm, Mesih'im, peygamberim odur ya Allah aşkına ya Allah'ın dinini menfaatler çerçevesinde değiştiren şu güruhlardan, gruplardan bıktık ya tarihten bu yana. Bıktık. İşte Fatimiler o İsmail'i tutuyorlar. Ee Fatimiler İsmail tutuyor. Güzel. Karmatiler de başta bunlarla beraberler. Aynı şekilde goygoyculuğunu yapıyorlar. Sonra Fatimilerin başındaki Ubeydullah el Mehdi tutuyor Mısır'da devlet kuruyor. Mehdi benim diyor. Ee Karmatileri kuran Hamdan diyor ki bir dakika ya sen Mehdi nasıl oluyorsun? Ben burada Mehdi'liğimi ilan etmek üzereydim. Menfaatler çatıştı mı? Birbirlerine düştüler mi? Pazarı paylaşamıyorlar mı? O zaman ne oluyor? Karmatiler diyorlar ki sen öyle diyorsan biz artık senin yolundan değiliz. E İsmail bir tane. Biz İsmail'i düşündük taşındık. İsmail'in oğlunu tutmaya karar verdik. İsmail'in yani Cafer Sadık Hazretleri'nin oğlu ondan evvel ölen İsmail'in Oğlu Muhammed var. Muhammed bin İsmail. Biz Muhammed'i tutuyoruz diyor karmatiler ve o yoldan gidiyorlar. Hasan Sabbah videosunu izlerken göreceksiniz. Hasan Sabbah da zamanında başta Fatimilerle aynı kervanda. Kahire'ye gidiyor. Onların elinde yetişiyor. Fakat Fatimilerin halifelerinden biri ölüp de iki oğlundan bir tanesi Fatimi halifesi olup Hasan Sabbah'ın tuttuğu halife yapılmayınca aynen çocuk gibi mızıkçılık yapan çocuk vardır ya oyunda hani böyle istediği olmaz. Hem omuz silker ben oynamıyorum der kenara çekilir. Hasan Sabbah resmen Fatimilere ben sizin artık yokum diyor. Irak topraklarına çekilip orada eşkıyalık yapıp kendine göre bir terör örgütü kuruyor. Hadise bu. Tamamen cep doldurma meselesi. Hani benim sırtımı kaşı ben de senin sırtını kaşıyayım. Kaşımazsan senin o yolda yürüme. Hey yarabbim. Fatimilerden yolları ayrılıyor mu karmatiler? Ayrılıyor. Ve bunlar tutuyorlar başka bir yola giriyorlar hamdanla beraber Fatimileri reddediyoruz diyorlar ve İsmaililin e, bu kez e, Muhammed bin İsmail konunu kuruyorlar. İşte bu Natıklık altı imamla beraber yediciler denmesi tamamen bundan. Gelelim Karmatiliğin Bahreyn ve Ahsa koluna. Bu kol çok önemli bir kol. Karmatiliğin en uzun yaşayan kol da bu koldur zaten. Sonradan Karmatiliğe kim son verecek? Videonun sonuna bekleyin bunu size uzun uzun anlatacağım. Türkler son verecek. Karmatiliği Türkler bitirmiştir. Ahsa ve Bahreyn karmatiliğini. Detaylar birazdan. Hamdan en yakın en güçlü dailerinden Ebu Said Hasan'ı Bahreyn'e göndermişti. Bahreyn ve Ahsa'da o da bir karmati oluşumuna girmişti. Bu oluşum bir süre sonra o kadar kuvvetlenir. Devlet haline gelir. Küçük bir devletçik haline gelir. Etrafında binlerce taraftar toplar. Ama... Bunlar Fatimilerle zıtlaştılar ya o gün Fatimi devletini kuran Ubeydullah el-Mehdi suikastçılarını gönderecek ve Ebu Said Hasan'ı öldürtecektir. Ebu Said Hasan'ın ölümüyle Bahreyn ve Ahsa karmatiliği sona ermez. Bu kez onun oğlu Ebu Tahir eliyle devam eder. Ebu Tahir Süleyman Fatimilerin babasını öldürmesiyle Fatimilere daha çok bilenmiş. Aynı zamanda güya bütün Müslümanlardan da kendi öcünü almak için sinsi bir plan yapmaya başlamıştır. Bu plan İslam'ın ana merkezi Mekke'ye saldırmak ve Allah'ın evi Kabe'ye zarar vermekten geçmektedir. Dev bir ordu kurar ve bu orduyla maalesef Abbasilerin siyasi hakimiyet bir türlü o günlerde karışıklıklardan, isyanlardan dolayı kuramadığı Hicaz bölgesine gönderir. Bahreyn'den Mekke'ye ordu gönderiyor. Ve göndermiş olduğu bu ordu Mekke'yi işgal eder. O anda Kabe'yi tavaf etmekte olan binlerce hacı. Hac zamanında oluyor bu saldırı. Tarihler milattan sonra 930 yılını gösteriyor. 930 yılının hac mevsiminde Mekke'ye giren bu Karmati ordusu. Başlarında Ebu Tahir Süleyman var tam 20 bin Müslümanı kılıçtan geçirecektir. Kabe'nin avlusunu doldurmuş, bembeyaz ihramlarına girmiş, hacı olmaya çalışan, haç tavafı yapan. Biliyorsunuz haç tavafı diye bir şey vardır. Zeliçyenin 8. günü haç başlar. 9. günü Arafat'a gidilir. 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Mekke'ye gelinir. Yani o şeytan taşlamalar falan biter. Mekke'ye gelir ve Mekke'de hac tavafı yapılır. Çok önemlidir. 20 bin Müslüman bembeyaz düşün ihramlar ve sonra ihramdan çıkacaklar. Hac tavafı yapıyorlar. Ordu giriyor. Her şey plandı. 20 bin Müslüman kılıçtan geçiriliyor. Ve bu Müslümanların cesetlerini zemzem kuyusuna atarak zemzem kuyusunu bu cenazelerle dolduruyorlar. Hatta yani bu Ebu Tahir Süleyman öyle vahşi bir adam. Kabe'nin avlusu binlerce Müslüman cenazesiyle dolmuş her yerden oluk gibi kan akıyor. Elinde kılıcı var. Üzerinden Müslüman kanları sızan kılıcını kaldırmış havaya. Kabe'nin örtüsünü askerlerine yırttırarak soydurmuş. Kabe'nin duvarlarını tahrip etmiş. Hacer-ül Esvet'i parçalayarak yerinden söküp çıkarmışlar. Kılıcını havaya kaldırmış. Ve benim burada ifade edemeyeceğim küfür cümleleriyle kendi ilahlığına haşa ilan etmiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Yola ne niyetlerle çıktılar. Sonra ne hallere geldiler. Zenç isyanında kurulmuş bir hareket. Herkes için adalet. Herkes için özgürlük. Herkes için eşitlik. Toprak mülkiyeti. Başta yaptılar. Hamda ilk zamanlarda toprak falan dağıtıyor. Bu senin toprağın. Bu senin toprağın. Sonra... Sonra hepsi yalan oluyor. İslam diniyle öyle oynuyorlar, öyle oynuyorlar. Mesela İslam'da zekat var değil mi? Hani malınızın en aşağı 40'ta birine alıp ne yapıyorsunuz fakir fukura yoksula veriyorsunuz. Zengin fakir arasındaki uçurumun açılmaması icap ediyor. Sen burada tokken o senin gözünün içine baka baka açlatıyorsa böyle bir şey İslam toplumlarında söz konusu olmamalı, olamamalı. Başta çok düzgün hareket ediyorlar. Bunları yapıyorlar ama sonra iş öyle bir bozuluyor ki aynen işi şuna döndürüyorlar. Karmatiler diyorlar ki evet zekat vardır ama zekat imam içindir. Zekat imam içindir. Toplanacak İmamları var ya bunların. Hani natıktan sonra gelen. İmamın bünyesinde toplanacak. Zekatı nereye kullanacağımıza imam karar verecek. Oldu canım. Biz çok biliyoruz o imamları. O paraları toplayanları. Tarih bu tarz diktatörler dolu. Bakın sadece İslam falan demiyorum yani. Hangi dinden, hangi ırktan, mezhepten, tarikattan, cemaatten olduğu önemli değil. O paraları toplayıp da böyle kendi ceplerine ve kendi sevdiklerinin ceplerine akıtanlar. Karmatiler, tarihte. Bakın günümüzden tam 800 sene evvel yaşamış bir terör örgütü haline gelmiş bir gruptan bahsediyoruz. Sosyalizm diye yola çıktılar, halkların eşitliği dediler. Sonra sadece kendileri yediler. Ebu Tahir Süleyman Kabe'ye bu yaptıklarından sonra Hacerül Esvet'i Bahreyn'e kaçırıyor. Orada Hecer denilen bir bölgeye götürüyor. Ve o mukaddes taş cennetten gelen hacivrles ve tam 22 sene o hecer bölgesinde muhafaza ediliyor. Amacı şu: niye kabe'ye gidiyorsunuz ki? Kabe'nin bir hususiyeti yok. Dört duvardan yapılmış bir yapı onlara göre. Oraya gitmeyin, bize gelin, hecer'e gelin. Yani 22 sene boyunca zorla hacıları kendi yönetim merkezlerine getirmeye çalışıyor. Tanıdık geldi mi? Kesin geldi. Kim? Habeşistan'dan çıkıp fil ordularıyla Mekke'ye saldıran Evre. Niye saldırmıştı? Tamamen duygusal nedenlerle. Çünkü o zaman Yemen'in başkenti Sana'da dev bir ibadethane kurdu. Bütün ticaret kervanları bize gelsin, bütün ticaret fuarları burada kurulsun, para buraya aksın dedi. Ama millet yine Kabe'ye gittiler. Dünyanın o gün en büyük ibadet ve aynı zamanda fuar alanı Kabe ve etrafıydı. O putperest dönemde. Para bana aksın dedi. Tamamen duygusal nedenlerle. Maalesef bu diktatörler için din kimin umurunda Allah aşkına? Dini kullanırsın, cebini doldurursun, sırtını döner gidersin. İşte Ebre de bunu bu amaçla yaptı. Karmatilerden Ebu Tahir de Hacer Lesvet'i bu amaçla çaldı. Hacer Lesvet'i kendi topraklarına alınca hac kafilelerinin kendisine döneceğini düşündü. Ama umduğu gibi olmadı. Hatta Hacer Lesvet'i kaçırmaları İslam dünyasında karmatiler üzerinde öyle büyük tepkilere sebep oldu. Ebu Tahir Süleyman 944 yılında yani Hacer Lesvet'i çaldıktan 14 sene sonra öldükten sonra çocukları utana sıkılı Hacer Lesvet'i Mekke'ye geri götürmek zorunda kaldılar. Bahreyn karmatilerinin bu zalim eli kanlı lideri Ebu Tahir Süleyman'ın Bahreyn'de işlediği enteresan bir icraat daha var. Hatta bu icraat öyle bir tesir ediyor. Bahreyn ve Ahsa karmatiliği birbirine giriyor. Nedir o? Şu. Tutuyor İsfahan civarından bir köle genci alıyor. Farisi ırktan bir genci Bahreyn'e getiriyor. Ve biz halkına yıllardır Mehdi'yi bekliyoruz ya. Beklediğimiz Mehdi geldi. İşte bu benim yanımdaki siyahi genç o Mehdi'dir diyor. Hafif esmer bir buğday tenli genç ve beklediğimiz Mehdi. O herkes tabi gözyaşlarına gark oluyor. Sevinç o derece. Çünkü Şiilikte bir anlayış vardır. Her zaman Mehdi gelecek. Sakin olun. Bizi destekleyin. Parayı malı bize yağdırın. Mehdi geliyor. Bak yarın geliyor. Öbür gün geliyor. Bir hafta sonra geliyor. Bir ay sonra geliyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Öbür gün yarından daha güzel olacak. Hep böyle bir güzellik, bir moral depolama var ya empozesi var. Yani ya sürünüyoruz, ya sürünüyoruz demeyin. Yarın yaşayacağız, mükemmel günler bizi bekliyor. Nasıl olacak? Mehdi gelecek. Mehdi gelecek, kral olacağız. Hep böyle böyle halkları uyuttular. Ve aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor? En son artık halk, hani Mehdi ne zaman gelecek, ne zaman gelecek? Halk artık taşma noktasına gelmiş. Muhammed Tahir'in vaatleri var, altı boş. En son tutuyor diyor ki işte bu beklediğiniz Mehdi diyor ama güvendiği dağlara kar yağıyor. Tuttuğu Mehdi ilan ettiği bu genç bir süre sonra tutuyor, ırkçılık yapmaya başlıyor. Arapları kötülüyor, kendisi Farisi ya. Toplumlara çıkıyor, açılıyor. Normalde bu Mehdi ilan edilen gencin tasması kimin elinde? Bu Ebu Tahir Süleyman'ın elinde. E bu genç bir süre sonra tasmanın ucunu sökmeye başlıyor. Kafasına göre halka konuşmaya başlıyor. Bu konuşmalarda ben Mehdi'yim evet şöyleyim böyleyim derken Aynı zamanda eski İran dini olan Zerdüşlü'yü empoze etmeye başlıyor. Açık açık ben Zerdüşlü'yü yeniden yayacağım demeye başlıyor. Ve bardağı taşıran son nokta İran fariseliğini överken Arapları da taşlamaya başlıyor. E Karmatiliğin kurucusu Arap. Bu adamlar hep Arap dünyasından gelmiş. Arap ırkına mensup insanlar. Arapları kötüleyince Ebu Tahir Süleyman bu genci Mehdi ilan ettikten tam 80 gün sonra bu genci kendi elleriyle öldürüyor. E tabi şimdi sen birini çıkar bu Mehdi'dir hadi artık buna tapının demeye başla. Halkın gazını almak için 80 gün sonra dön. Abi bir dakika ya ben yanılmışım. Bu Mehdi değilmiş de de onu öldür. Ne oluyor? Bahreyn ve Ahsa Karmatili birbirine giriyor. Darmadağın oluyorlar. Ve tabi Ebu Tahir çok büyük oranda güç kaybediyor. Ebu Tahir Süleyman'ın 944'te ölümünden sonra oğulları bu zayıflamış olan hareketi ayakta tutabilmek için Fatimilerle ve Abbasilerle iyi ilişkilere giriyorlar ve o şekilde devam ettiriyorlar. Ha bir süre sonra tabii ki bitleri yine kanlanacak. Bu kez onlara son çizgiyi kim çekecek? Büyük Selçuklular. O birazdan. Peki, Karmatiler sadece Bahreyn ve Basra Körfezi civarında mı vardı? Hayır. Irak topraklarında da yayıldılar. Irak ve Suriye karmatiliği. Irak ve Suriye karmeti hareketinin başına da benzer şeyler gelecek. Hareket çok sağlam ve düzgün başlayacak. Ezilmiş halkların omuzları üzerinde yükselecek. Onlara büyülü cennetler vaat edecek. Bütün parayı, malı, mülkü zenginden alacağız. Size vereceğiz diyecekler. Sonra fakirler bunlara ölümüne destek verecek. Ayağa kaldıracak. Sonra fakirler bir bakacaklar. Evet, zenginlerin elinde, onları ezenlerin elindeki bütün mallar ne olmuş? Başka zenginlerin eline geçmiş. Mal, mülk, kıymetler, değerler el değiştirmiş. Fakirler yine fakir kalmış. <laughs> Tarih hep böyle ya. Vallahi billahi ya. Ya lütfen ölmeden evvel biz o yalancı cennetlerin gerçek cennetler olduğunu görelim ya. Görelim. Sonra ne olmuş? Karmatiler. Ama bunlar Irak ve Suriye Karmatileri. Onların başına sahibi Şame adına biri geliyor. Sahibi Şame. Gücüne güç katmak için aynı yalanları o da söylüyor. Ne diyor? Hani diyor şu bizim meşhur Caferi Sadık Hazretleri'nin oğlu babasından önce ölen İsmail vardı ya. Hani biz onun oğlu Muhammed'i tutmuştuk ya. İşte o Muhammed'in soyundan geliyorum ben diyor. çok önemlidir. İki yalan çok önemlidir. Ya Mehdi gelecek dersin ya da bir önceki Mehdi'nin ya da büyüğün soyundan ben geliyorum dersin. Yani iki şey. Ya kendini aziz ilan edersin ya da gelecek azizin yollarına ben gül döküyorum dersin. Böylece para sana akmaya başlar. Ve o da aynı şeyleri söylüyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben Muhammed bin İsmail'in soyundan geliyorum. Dev ordular topluyor. Bu ordularla Hama'yı işgal ediyor. ama bugün Suriye topraklarındaki. Humus'u işgal ediyor. Halep'i kuşatıyor, Halep'i alamıyor. Hatta bugün Lübnan topraklarındaki Baalbek'i işgal ediyor. Tabi bu işgal hareketi çok uzun sürmüyor. Bir süre sonra Abbasiler ordularıyla onun üzerine gidiyorlar. Kendisine sahibi Şame ünvanı veren Karmatilerin Irak lideri yakalanıyor. Bağdat'a getiriliyor. Mahkeme edilerek binlerce insanın kanına girdiğinden dolayı Bağdat'ta idam ediliyor. Gelelim Sevas topraklarına. Bir de Sevas bölgesinin Karmatileri var. Onların liderleri de daha acayip bir adam. Hint bölgesinden gelmiş, bakmış bu Karmatilik bayağı para getiriyor, iyi iş yapıyor. Karmatiyim diyen malı götürüyor. O zaman diyor Hint asıllıya adamın saçı, kaşı, gözü bayağı Hintli çıkıyor. Diyor ki Karmatilerin lideri benim diyor ve bir yan adam topluyor etrafına. Ama bakın, burada bir şey vurgulamak istiyorum. Baldırı çıplak tipler ortaya çıkıp da bu kadar insanı nasıl topluyorlar? Bunun sebebi bu halkların ezilmişliği, bu adamların çok dilbazlığından ziyade Abbasi yöneticilerin o tarihte ortaya koydukları zulümler. Abbasi yöneticileri zulmetmeseydi, parayı belli mevkilerde, kişilerde toplamasaydı, halka refahı yaymış olsalardı bu tarz düzenbazların arkasından halk kitleleri gitmezdi. Gitmelerinin sebebi Tepedekilerin yapmış olduğu hatalar. Bunun altını çizmek zorundayız. Tarih bir masal değildir. Öğüt alınacak muhteşem bir tecrübe birikimidir. Ebu Hatim adı verilen bu Hintli, Sevat bölgesinde etrafında binlerce karmati topluyor. Şimdi bu adam Hintli. Yani o bir Budizmin, Hinduizmin olduğu topraklardan geliyor. Kendi coğrafyasında adet olan anlayış ne? Et yememek. Et yemek büyük günah. Hele bir inek eti. E o zaman bu adam geliyor. Ya düşünün bu adam ben Müslümanım diye geliyor. Ama tutuyor ne yapıyor? Et yemeyi yasaklıyor. Binlerce insan sevatta bu Hintlinin yüzünden aa demek böyleymiş başımızdaki Mehdi böyle diyor diye et yemeyi bırakıyorlar. Bundan dolayı Sevat bölgesi karmatilerine et yemeyip sırf baklagillerle geçindikleri için bakliye cemaati ismi veriliyor. Bakliye, bakliyeciler. Ama sonra bunlar da kaybolup gidiyorlar. Et yeme yeme nereye kadar yani? Büyük Selçuklu'nun ileride kendine başkent yapacağı rey topraklarında da karmatiler var. Gıyas adında bir adam çıkıyor. Rey'de. Rey bugün İran'ın başkenti Tahran biliyorsunuz. Ve diyor ki beklediğiniz Mehdi benim diyor. Ve karmatili orada coşturuyor kendince. O da vaatlerde bulunuyor. Açlar tok olacak. Açıkta olanlar giydirilecek falan biliyorsunuz o ünvanları. <laughs> sonra etrafında büyük kalabalıklar topluyor. Rey yetmiyor. Reyden gözünü Orta Asya'ya dikiyor. Horasan'a gidiyor. Horasan, Semerkant, Nişabur, Buhara o bölgede etkili olmaya başlıyor. Etkisi iyice artıyor ama şimdi yalancı çoban hikayesini biliyorsunuz. Yalan 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 nereye kadar? Kurtlar geliyor hadi yardıma gelin. Kurtlar geliyor hadi. En son köylüler ne diyecek? Ya bu herif yalan söylüyor. En son hakikaten kurtlar geliyor. Ya kurtlar geldi diyor hiç kimse gitmiyor. Bütün sürü heba olup gidiyor kurtların ağzında. İşte aynı durum. Gıyas durmadan beklediğiniz Mehdi gelecek. Beklediğiniz asıl Mehdi, son Mehdi gelecek. Vergazı, vergazı e bir yere kadar. Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Bakıyor ki toplum taşma noktasında mecburen tarih veriyor. Şu tarihte Mehdi geliyor diyor. Sonra ne oluyor? Sonrasını tahmin edersiniz. O vaat tarih geliyor. Mehdi falan geldiği yok. Gelmeyince tabi balon gibi sönüyor. Ve tutunamıyor Orta Asya'da kaçmak zorunda kalıyor. Nereye? Rey'e. Rey'e kaçtıktan kısa bir süre sonra da Rey'de aniden ortadan kayboluyor. Neden? Eline yüzüne bulaştırıp Karmatil'i rezil etti diye onun ardılı olan Karmatiler tarafından öldürülüyor. Kıyas Orta Asya'nın bir bölgesinde etkili olurken diğer bölgesinde Muhammed bin Ahmet adına bir adam ortaya çıkıyor. Tam bir dilbaz. Karmatili yaymaya çalışıyor. Diyeceksiniz şimdi Karmatilik hakikaten bu kadar hızlı yürümesi o dönemin idarecilerin zulümleriyle mi alakalı? Doğru bunun alakası var. Ezilmişlerin desteğiyle alakası var. Bir de adamlar kendilerince İslamiyet'i öyle bir değiştiriyorlar ki bir takım insanlara cazip hale getiriyorlar. Bak, adam geliyor, karmati lideri. Diyor ki siz kaç vakit namaz kılıyorsunuz? Beş vakit. Günde beş vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ya diyor bu beş beş buna can mı dayanır diyor ya? Normali böyle değil sizi kandırmışlar kardeşim diyor. Aynen bu Hazreti İsa'nın havarilerinden sonra o bölgelere giden Pavlus'un yaptığı gibi. Pavlus da gitti ya Hazreti İsa'nın havarilerinden sonra dolaştı oraları. Dedi ya bu namaz ne, bu abdest ne, bu oruç ne? Yok Hazreti İsa böyle şeyler getirmedi. Aynı şeyi yap bu karmati dahileri de. Çıkıyor, bakıyor. Beş vakit namaz falan yok diyor. E kaç vakit var? İki vakit var diyor. Karmatilerde namaz iki vakit biliyor musunuz? Sabah gün doğmadan kalkıyorlar. Sadece iki rekat kılıyorlar. Bir de akşam Hava karardıktan sonra iki rekat kılıyorlar. O oh, mis gibi ibadet. Tövbe ya Rabbim ya. Temelin fıkrası var ya o geliyor aklıma. Ramazan yaz aylarına gelmiş. Böyle Temmuz olsun ateş gibi sıcaklar. Temel oruç tutuyor tabi durmadan. Yanında Hristiyan Rumlardan, Trabzon Rumları var ya eskiden. Komşusu var. O sıcak ateş gibi havalarda buz gibi şerbetleri, şarapları devir devir veriyor adam. Temel canına tak etmiş bakıyor. Dilinin kıymetini bil diyor komşusuna. <laughs> Tövbe yarabbim. Ben yanlış anlamadınız değil mi? <laughs> Yani işin esprisindeyiz. Ya Allah-u Teala bu ibadeti bize farz kılmış mı? Kılmış. Bunun bir hikmeti var mı? Var. Bu namaz insanı yüceltiyor mu? Yüceltiyor. Ben buna inanıyorum. Ama yani işte nefsi okşama meselesi var ya. Nefis ne istiyorsa oradan üfürüyorlar. Hasan Sabah'ın yalancı cennetleri gibi işte. Ve namazı iki reket iki reket günde dört rekat iki vakte düşürüyorlar. Namaz bu. Oruç. Oruç nereden çıkmış? Oruç diye bir şey yok. Yani karmatiler oruçu yasaklıyorlar kusul abdesti diye bir şey yok. E cünüp oldun. Boy abdesti alman lazım. Boy abdesti yok. Cünüplük durumunda normal abdest alıyorlar. İçki başta yasak. Hmm. Dedim ya hareketi ilk kuran karmatiler. Diyorlar ki tamam içki yasak falan. Aa sonlara doğru bir bakıyorsun hareketin sonu içki de serbest hale gelmiş. Hani taraftar toplayacağım diye ya sen de gel o da olur o da olur. Ya o da olur diye bir şey var mı ya? Ne olursan ol gel diyorsun ama hani geldiğin zaman bu ölçüye tabi ol demek zorundasın. Ne olursan ol olursa gel olduğun gibi takıl. Böyle bir din yok ben size söyleyeyim yani. Velhasıl Allah'ın dinini bambaşka bir şeye çeviriyorlar. Bakın karma tehlikte Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanmıyorlar. Kur'an onlara göre haşa Allah kelamı değil. Bir nur var büyük bir nur. O nurdan taşanlar peygamberin aklına düşüyormuş güya ve aklına düşenlerden vahiy olarak peygamberin ağzından dökülüyormuş sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün yani. Yani olayı nerelere nerelere götürmüşler. Aslında karmatilik felsefesine detaylı inceleyen, ben bayağı bir bu konuda makalede okumuş bir kişi olarak söyleyeyim. Uzmanlar diyorlar ki karmatiliğin aslında ruhunda reenkarnasyon var. Adamlar reenkarnasyona inanıyor ve bunu telkin ediyorlar. Fakat reenkarnasyonu öyle bir anlatıyorlar. Böyle karışık karışık cümlelerle normal bir insan bunu okuduğu zaman anlamıyor. Ama arka planda tamamen reenkarnasyon var. E dininden beslenen ortaya konulan oluşum ne olur? Böyle bir şey olur. Nerede kaldık? Orta Asya'nın ikinci kısmında kaldık. Muhammed bin Ahmet diye birisi çıkıyor. O günlerde Samanoğulları devleti var. Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti. Samanoğullarının başındaki ikinci Nasır'ı etkiliyor ve karmati yapıyor. İkinci Nasır'ı. Gel babacığım, gel babacığım bak bizim din daha yaşanır, daha anlaşılır, şu bu. Ve e tabi bunun üzerine o bölgede ciddi Sünni Müslüman alimler var. Sünni alimler Samanoğlu hükümdar ikinci Nasır'a telkinlerde bulunuyorlar ediyorlar ama olmuyor. Olmuyor. Adam kafayı tamamen onlara gönderiyor. Aynı Babürler'deki Ekber Şah gibi oluyor yani. Öyle olunca bunun üzerine büyük bir halk ayaklanması oluyor. Yani Samanoğulları bünyesindeki Müslüman Türkler ayaklanıyorlar. İkinci Nasır indirilip yerine oğlu birinci Nuh getiriliyor. Sünni Müslüman bir devlet başkanı Samanoğlu hükümdarı Nuh ve baba tahttan indiriliyor. Muhammed bin Ahmet yakalanıyor ve Buhara'da idam ediliyor. Karmati hareketi toplamda iki asır civarında sürüyor. Abbasi devleti bünyesinde ortaya çıkıyor ve Abbasi topraklarının farklı yerlerinde belli dönemlerde büyük güçler haline geliyorlar. Fatimilerle belli zamanlarda savaşıp belli zamanlarda barışıyorlar. Hatta bir ara Irak karmatileri o kadar güçleniyorlar ki Suriye topraklarının önemli bir kısmını alıp hatta Mısırı Fatimilerin başkenti Kahireyi bile iki defa kuşatıyorlar. Ama sonunda halka vadetiklerini yapmamaları, sadece kendi yemeleri dürüst olmamaları sebebiyle kan kaybede, kaybede o çıktıkları topraklara geri çekiliyorlar. Bütün bir Sünni İslam coğrafyası içinde Karmatili'nin en güçlü ve etkili kaldığı yer Bahreyn Ahsa bölgesi oluyor. Ama o günlerde artık bütün kirli oyunları bozan bir topluluk Orta Asya'dan Ön Asya'ya geliyor. İslam dünyasında adalet bitmiş, zalimlerin güçlü olduğu, yoksul ve ezilenlerin sayısının arttığı o günlerde İslam dünyasına yaşantılarıyla, hal ve hareketleriyle, dürüstlükleriyle, adaletleriyle etki eden bir topluluk geliyor. Büyük Selçuklular. Bakın, birçok konuşmamda söylerim. Selçuklu'nun Şifreleri kitabında da defalarca aktarmaya çalıştım. Büyük Selçuklular onların o samimiyeti, onların o dürüstlüğü ve onların hani bir işe girilecekse sen o bu değil önce ben gireyim deyişleri onların çok güçlü ve etkili olmalarını sağlıyor. 1040 Dandana Kan. beraber Turul Bey, Çağrı Bey, Musa Yapko ve bunların çocukları bir araya geliyorlar. Ve görünüşte Gazneli Devleti'ni yeniyorlar. Ama nihayetinde burada büyük bir devlete imza atıyorlar. Reyde Tuğrul Bey tahta geçiyor. Yani taht şehri kuruluyor. Arkasından Rey ile beraber bütün bir coğrafyada etkili oluyorlar. Sünni İslam'ın temsilcileri ve müdafileri oluyorlar. Tuğrul Bey o dönemde yıllardır karmaşa içinde bulunan ve karmatilerin zulmünde yaşayan Mekke ve Medine'yi kurtarıyor. Bakın Mekke'yi kurtaran adam Tuğrul Bey'dir. Aynı Tuğrul Bey Rey'e gider. Abbasi hilafetini kurtarır. Abbasi halifesinin kızıyla evlenir. Rey'e gider. Rey'den aslında planı Halep'e oradan Kudüs'e geçmek. Kudüs'ü Şam'ı ve Kahire'yi alıp Fatimi fitnesini ortadan kaldırmaktır. Rey'e gittiği gece aniden ölür. Yani aslında öldürülür. Yerine yeğeni Alparslan geçer. Alparslan başa geçer geçmez. Hedefi nedir? Fatimilerdir. Bakın Kudüs kitabını biliyorsunuz. Arzın kapısı Kudüs. Birinci cilt. O birinci ciltte bu mevzular uzun uzun anlatılıyor. Niye? Çünkü Artuk Bey'in mezarı Kudüs'te olduğu için konuyu oraya getirmek için bunları anlatmak zorundaydım. Alparslan yola çıkıyor ordusuyla beraber. Önce Urfa'yı kuşatıyor. Eski adıyla Edessa. Oradan Halep'i kuşatıyor. Halep'i alıyor. Halep'ten Kudüs'e inecek. Şam'a inecek. Kahire'ye inecek ve Fatimilerin başkentini alıp Şii Fatimi devletini ortadan kaldıracak. Ama Halep'i kuşatıp tam Kudüs'e inecekken Roman Diyoji'nin o meşhur mektubu geliyor. Sen benim topraklarıma girdin. Ordularımla üzerine geliyorum. Alparslan mecburen kuzeye Azerbaycan Hoya gidip orduyu düzenleyip Ahlat'a gelip Malazgirt zaferini kazanıyor. Malazgirt kazanılınca strateji değişiyor. Alparslan komutanlarını Anadolu'ya gönderiyor. Halbuki Alparslan Kudüs'ü alacaktı. Oradan Şam'ı alacaktı. Oradan Kahire'yi alacaktı. Ve Müslüman Türklerin yeni anavatanı Anadolu değil Mısır olacaktı. Kadere bakın ki Anadolu olması gerekiyormuş. Osmanlı'nın da oradan Balkanlara yürümesi gerekiyormuş. Öyle oluyor. Peki bu durumda Romalılarla uğraşırken Büyük Selçuklar Şiileri unutuyorlar mı? Hayır unutmuyorlar. Alparslan Malazgirt Savaşı'nı yaparken o tarihte Atsız Bey'i nereye gönderiyor? Kudüs'e gönderiyor. Şam'a, Kahire'ye. Git Fatimilerin işini bitir diyor. Bazı kaynaklar Alparslan değil, Atsız Bey'i e o bölgeye oğlu Melikşah'ın 1072'de gönderdiğini söylerler. Aynı Melikşah Atsız Bey'i ikinci rivayete göre Kudüs'e, Şam'a, Kahire'ye Fatimilerle savaşmaya gönderirken Alparslan'ın oğlu Melikşah aynı zamanda Artuk Bey'i de nereye gönderiyor? Ahsa'ya gönderiyor. Bahreyn'e gönderiyor. Halbuki o günlerde Anadolu'ya girmiş Artuk Bey Alparslan'dan sonra Amasya'ya kadar gelmiş o bölgelerin fethiyle meşgul. Melikşah haber gönderiyor Artuk Bey'e. O fethettiğin coğrafyayı yani Amasya'yı normalde Mardin diyebiliriz. Oralar ona vaat edilmiş topraklar. Orayı bırak Asya'ya git. Ve oradaki karmatileri bastır diyor. Ve ben hesapladım Amasya ile Ahsa arası 2000 kilometre. Tam 2000 kilometre. Artuk Bey at sırtında yolculuk yok ahsa dediğiniz yer bugün hani Suudi Arabistan toprakları var ya Arap Yarımadası. O Suudi Arabistan'da hani Mekke, Medine, Arap Yarımadasının şu batı kısmında, bu tam zıt doğu kısmında. Yani bu tarafta Kızıl Deniz var Arap Yarımadasının. Burada Kızıl Deniz. Burada ne var? Basra Körfezi, Umman Denizi var ya işte. İşte o gördüğünüz yerde Bahreyn Adası orada. Oraya gidiyor ve Malazgirt'ten tam 5 sene sonra 1076 yılında Artuk Bey orada kaldığı iki buçuk senenin sonunda karmati hareketini, bu sapkın oluşumu tamamen bitiriyor. O tarihten sonra dünyanın hiçbir yerinde karmatilik bir daha bir oluşum hareket haline gelemiyorlar. Böyle İslam'ın içinden çıkmış ama sapkınlaşmış bu hareketi ortadan kaldıranlar Sünni Müslüman Türkler oluyorlar.